Böbrek yetmezliğine bitkisel çözüm var mı? Bununla ilgili olarak. Evet, böbrek yetmezliği de günümüzde hızla ne oluyor? Böbrek yetmezliği rahatsızlığı olanlar artıyor. Sürekli çoğalıyor. Neden çoğalıyor? Hı hı. Eskiden böbrek yetmezliği problemi var mıydı? Vardı ama çok azdı. Günümüzde böbrek yetmezliği problemi milyonları buluyor. Neden? İnsanlar eskiden kimyasal ilaç, antidepresan, antibiyotik vesaire vesaire kullanmıyordu. Kimyasal ilaç bilmiyordu. Şimdi böbrek yetmezliğini tetikleyen faktör nedir? Kimyasal ilaçtır. Hı hı. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapları, antidepresanlar vesaire vesaire. Bir hapı aldı mı? Zannediyor ki vatandaş bu hapı aldım. Böbrek bunu süzecek, atacak, karaciğer atacak veya terleyecek veya nefes yoluyla gitti bitti. Öyle kolay değil. Bir hap vücutta bazen yıllarca kalabiliyor, depolanabiliyor. Bir kısmı atılıyor, bir kısmı atılmıyor. Depolanıyor. Buna kumuliyer denir. Ne oldu? Vücut çöplüğe dönüyor. Yani kimyasal ilaç kullana böbreklerle sürekli bir yani ortalama bir kişide 5 litre kan olduğunu düşünelim. Bu 5 litre kan 1440 defa böbrekte devir daim yapıyor. Kalbimiz bu 5 litre kanı 7 ton 200 litre kan pompalıyor günde. Defalarca böbrekten geçiyor bu kimyasal ilaç. Ne yapıyor? Böbreklerde birer milyondan 2 milyon hücre var, nefron. Çok hassas süzgeç hücreler tahrip ediyor, tahriş ediyor, yapısını, dokusunu bozuyor. Vatandaş diyor ki ben bir tansiyon hapı alıyorum, bir günde bir tane. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz, evet. Bir gün, iki gün alırsan bir şey olmaz. Ama 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl tansiyon hapı kullanırsan, diyabet hapı veya antidepresan veya başka kimyasal ilaç kullanırsan ne olur? Böbrek gider, çürür. Önce yavaş yavaş büzülür, küçülür, deform olur, şekli bozulur. Bize böbrek yetmezliğinden dolayı gelen çok insan var. Eğer böbrek yetmezliğinin sebebi taş, kum, kist, ur, iltihap vesaire ise bu hiç problem değil, pıhtı. Mesela diyelim ki vatandaş ameliyat olmuş burada Samatya'da. Safra kesesi alınmış, kandaki pıhtı böbrekleri tıkamış, böbrekler bitmiş aniden, pıhtı kaçmış böbrekleri. Doktorlar demiş ki diyalize gireceğim. Ailesi bana geldi, dediler ki biz diyalize sokmak istemiyoruz. Şunu kullanın bir bakayım bizim. Altın başak otu, huş yaprağı, ardıç tohumu, biz bunlardan özel bir formül geliştirdik. Tamam dediler, kullandılar. 21 gün sonra böbrekleri tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Hı hı. Diyalize girseydi böbrek yavaş yavaş çürüyecekti. Yok olup gidecekti. Böbrek nakline kadar gidecekti.